Nvidia son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Önceleri ağırlıklı olarak GPU ve ekran kartı üreten bir şirketken son dönemde yazılım alanında da öne çıkmaya başladı. Özellikle yapay zeka dünyasında önemli şirketlerden biri haline geldi. Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık olarak 2 trilyon dolar ve şu an dünyanın en değerli 3. şirketi konumunda. Geçtiğimiz dönemde ise Nvidia GTC 2024 isimli bir etkinlik düzenledi ve burada çok önemli teknolojik gelişmeleri bizimle paylaştı. Etkinlik o kadar ses getirdi ki yaklaşık 11.000 kişi bu etkinliğe katıldı. Özellikle yapay zeka ve robotik alanında bir dönüm noktası olarak kabul edebiliriz bu gelişmeleri. Ağırlıklı olarak yapay zeka konusunda konuşulan konuları bu videoda sizlere özet halinde anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk önemli gelişme GPU alanında yaşandı. Peki GPU ne demek? Öncelikle biraz bundan bahsedeyim. GPU bilgisayarınızda görselleri işleyen bir donanım parçasıdır. Oyun oynamak, video izlemek ya da grafik tasarım gibi görsel ağırlıklı işler yaparken GPU devreye girer. İşlemciye yani CPU'ya göre daha çok paralel hesaplama yapabiliyor. Bu sayede çok sayıda veriyi aynı anda işleyerek görsel görevleri hızlıca tamamlıyor. Yani ekranınızdaki canlı ve detaylı görüntülerin arkasındaki güç GPU'dan geliyor. Etkinlikte ise Blackwell mimarisine sahip bir GPU tanıtıldı. Nvidia'nın bir önceki GPU'sunun ismi ise Hopper isimli bir GPU'ydu. Blackwell ismi ise ünlü matematikçi David Blackwell'den geliyor. Kendisi yapay zekanın temelini atan isimlerden birisi. Bu GPU özellikle yapay zeka ve derin öğrenme görevleri için optimize edilmiş durumda. Yüksek performans ve enerji verimliliği sunan gelişmiş teknolojilere sahip. Peki bu GPU neden önemli? İçerisinde 208 milyar transistör yer alıyor ve Blackwell içerisinde tek bir çip değil, iki çip yer alıyor. Ve bu iki çipi birbirine bağlayan bir köprü var. Bu köprünün ismi ise NVLink HBI ve iki çip arasında saniyede 10 TB veri aktarılıyor. Nvidia'sı yorsun sene göre bu iki çip kendini tek bir çip gibi algılıyor. Yani birbirlerinden haberi olmadan çalışıyorlar ve görevlerini yerine getiriyorlar. Bununla birlikte Nvidia'nın bir önceki çipi Hopper mimarisinde yer alan mevcut işlem gücü 4 petaflop iken Blackwell'de bu durum 20 petaflop'a çıkıyor. Yani 5 kat güçlenmiş durumda. GPT-4 eğitilirken tahminlere göre 1.8 trilyon parametre kullanılmış. Blackwell çiplerinde ise yaklaşık olarak 27 trilyon parametre kullanılabilecek ve bu şekilde eğitim verilebilecek. Yani aradaki fark muazzam görünüyor. Nvidia'nın bir önceki çipi A100 ile GPT-4 yaklaşık 25.000 GPU ve 3-5 ay arasında eğitilebiliyordu. Yeni tanıtılan Blackwell çipleri ile de 2000 GPU ve yaklaşık 3 aylık bir eğitim süreci olması bekleniyor. Yani ciddi anlamda bir tasarruf söz konusu. Bu durumun yapay zeka dünyasında önemli bir gelişme yaratacağı aşikar. Özetle daha hızlı ve daha akıllı yapay zekalar geliyor diyebiliriz. Bununla birlikte parametre nedir, yapay zeka nedir gibi bilgilerin yer aldığı ayrı bir videom var. Merak edenler oraya bakabilirler. Enerji maliyetleri açısından da ciddi bir iyileştirme getiriyor Blackwell. Bir önceki çipe göre yaklaşık 25 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlanacağı belirtildi. Fiyatlara gelecek olursak tam bir yok ama yaklaşık olarak 40 ila 50 bin dolar arası satılacağı öngörülüyor. Bu arada Blackwell çiplerinin maliyeti ise yaklaşık 6 bin dolar olarak belirtilmiş. Tabii ki bu bilgiler net değil bunlar söylenti. Bir diğer gelişme ise Nvidia'nın Omniverse projesi. Aslında Omniverse projesi uzun zamandır var ve Nvidia tarafından geliştirilme sürecinde. Bu etkinlikte ise önemli açıklamalar yapıldı ve Omniverse özelinde ciddi gelişmeler mevcut. Omniverse, Nvidia'nın sanal gerçeklik projesi. Bu platformda dijital ikizinizi oluşturuyorsunuz ve gerçek hayatta bulunan ya da yeni oluşturacağınız projenizi Omniverse içerisinde simüle edip yaşanacak muhtemel problemleri öngörmenizi sağlıyor ya da farklı çözümler getirmenizi olanak tanıyor. Diyelim ki bir fabrika kurmak istiyorsunuz ve fabrikayı kurmadan önce Omniverse içerisinde tasarlayıp çeşitli senaryolarda simüle ediyorsunuz ve gelen veriler ışığında gerçek hayatta bu fabrikayı inşa edebiliyorsunuz. Sadece fabrika olarak değil bunu birçok proje için düşünebiliriz. Otonom sistemlerin yer aldığı araçları düşünün. Milyonlarca senaryonun yer aldığı bir ortamda eğitiliyor ve bu veriler gerçek dünyadaki araca hızla entegre ediliyor. Gerçekten muhteşem ve benim en çok etkilendiğim projelerden birisi bu. Ayrıca Omniverse üzerinde Apple Vision Pro ile bir işbirliği duyuruldu. Omniverse artık Vision Pro ile uyumlu bir şekilde çalışacak. Bununla birlikte ise bu proje kapsamında birçok şirket şirketin Nvidia ile işbirliği yapacağı açıklandı. Etkinlikte anlatılan bir diğer gelişme ise Nvidia'nın NIM isimli projesi. Açılımı ise Nvidia Inference Microservice. Bu sistemin amacı güncel çiplerden almayıp elinde daha eski teknoloji çipleri olan şirketler için kabaca eski çipleri verimli kullanmaları adına bir yazılım diyebiliriz. Inference kelimesi ise çıkarım anlamına geliyor. Yani yapay zekanın eğitim sonrasında vermiş olduğu tepkilere çıkarım deniyor. Genellikle yapay zekaların geliştirilme süreci eğitim ve çıkarım dediğimiz aşamalardan oluşuyor. Model önce büyük veri setlerinden öğrenir daha sonra çıkarım aşamasında bu öğrendiklerini tatbik eder, işler ve tahminler yapar. Bu çıkarım sürecinde tepki süresi çok önemli. Yani modelden düşük gecikme ile tepki verip gerçek dünyayla eş zamanlı kararlar alması beklenir. Burada ise çıkarım aşamasında kullanılan işlemci gücü çok önemli. Özetle Nvidia şirketlere diyor ki siz Blackwell çiplerini eğitim aşamasında kullanın, çıkarım aşamasında ise eski çiplerinizi kullanın. İşte bu karmaşıklığı gidermek adına ben bir yazılım yaptım ve bu yazılımı rahatlıkla kullanabilirsiniz ve yapay zekalarınızı rahatlıkla eğitebilirsiniz. Bu önemli bir gelişme çünkü eğitim sürecinde maliyeti düşürmekle birlikte daha verimli süreçler meydana gelecek ve daha hızlı, daha verimli yapay zekalar eğitilecek diyebiliriz. Bu durumda daha kaliteli yapay zekalara daha hızlı ulaşacağımız anlamına geliyor. Şimdi sunumun en önemli gelişmesi ve beni en çok heyecanlandıran gelişmeye gelelim. Nvidia Humanoid yani insansı robotlar için hem yazılım hem de donanım alanında yeni bir yapay zeka platformu tanıttı. Bu platformun adı ise Groot. Ancak burada iki O harfi O değil sıfır anlamına geliyor. Yani GR00T gibi bir isimlendirebiliriz kendisini. Bu platform insansı robotların yapay zekalarını geliştirmek ve onlara öğrenme yeteneği kazandırmak için tasarlanmış. Bu arada robotlar grup sayesinde ChatGPT gibi dil modellerinden öğrenme, insanlardan öğrenme, video izleyerek öğrenme gibi kompleks bir şekilde çeşitli öğrenme becerileri kazanacak. Nvidia'nın sunumunda görüleceği üzere OpenAI'nin robotu figür dahil Boston Dynamics gibi birçok şirkette işbirliği yaptığı görülüyor. Hatta sunumda iki tane küçük robot geldi ve bu robotların insanlardan görerek öğrenip çeşitli tepkiler verdiği ufak da olsa bize yansıtılmaya çalışıldı. Bununla birlikte sunumda donanım ve yazılım alanında birçok yeni gelişme tanıtıldı. Kuantum simülasyon bulutu adı altında yeni bir platform tanıttılar. Bu platform kuantum bilgisayarların karmaşık hesaplamalarını simüle etmek için Nvidia'nın GPU'larını kullanacak. Evet, etkinlik genel olarak bu şekildeydi. Gerçekten ciddi gelişmeler ve yapay zekaların gelişim sürecini bir adım ileri taşıyacak. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.